Yayımızı kaplayacağız. Burada kullandığımız materyal bir Linux, yani suni deri. Ama kaliteli bir suni deri. Birinci sınıf bir deri. Bununla yayımızı kaplayacağız. Basit bir kaplama yapacağız. Aslında biraz daha ince bir deri olsaydı, oğlak derisi gibi veya süet bir deri gibi biraz daha ince olsaydı iyiydi. Bunun biraz et kalınlığı fazla. Yayın üstünde hafif kaba durabilir. Ama önemli mi? Değil. Zaten amacımız göstermek. Nasıl yapıldığını göstermek. Evet. En geniş yerinden bakıyoruz. Evet, 10 santim geldi. Dediğim doğru. Şu şekilde yay kanatlarından, yay sallarından biri yapılacak. Diğer kısma gelelim. Bu fütürüklü kısmı çok almak istemiyorum açıkçası. Yayı kas geçmek istiyorum. Şu kısımdan alsak yeterli. Parçayı da ziyan etmeyelim, koca parçayı. Çünkü bunlar stand yapımında kullanıyoruz. Baktığımızda hemen hemen aynı doku, aynı desen var mı? Evet, var. Desenlerin başlangıç yeri aynı. Bunları aynı hale getirelim. Evet. Şu an her ikisi de aynı boyda ve aynı ende oldu. Bunu yayımızın üstüne kaplayacağız. Nasıl kaplayacağız bir bakalım önce boyutuna. Evet, biraz geniş. Ne yapacağız? Buralarda biraz daraltacağız. Buradaki ölçüyü de alırız. Ve buraya bakalım aynı mı? Evet, aynı. Maalesef bu kabuğunun böyle işte parçaları üstüne çıkıyor. Aynı bir temizlemek lazım. Evet. Thank you.
9.5'a yakın. Önce orta noktasını alıyoruz. 10 santim almıştık. Ortası 5. Her iki kenarda, yanlarda 4.40. Da bura tekrar ölçüyorum. Evet, 4.40. Da bura olduğuna göre. Evet. Bu bize uygun. Evet, hangi uzunluğa kadar yapacağız bindeks kaplamamızı ona bakacağız. Komple yapmayacağız. Tonşlara yakın bir yerde bırakacağız. Evet. Eğime bakarsak 48 santim bizim için yeterli. Nasılsa birbirinin aynı. 8 santimden kaydırsak. Bindeksin üstü çok kaygan bir kumaşla kaplı. O yüzden gerçekten ciddi bastırmak lazım. Evet. Şimdi alt kısım belli. Nereye kadar olduğu. Şimdi 48'in çapına bakalım. 48'de kaç santimde kalacak? Ona bakalım. Aldığımızda tam 48 neresi? İşaretleyelim ki bir daha sorun yaşamayın yerini bulmakla ilgili. Ölçümüzü aldık kenarından. Ortalama bir ölçü. Mezuramız düşmüş. Bu da 6.5 santimden biraz fazla, 7'ye yakın. Yine ortasını buluyoruz. Altı buçuk santim demiştik. Yani 3.25'te kalacağız. 3.30 dedik. Yani 3.30'a işaretledik. Evet. 3.30 topladığımızda ne olmuş? Aynen. Hiç sıkıntı yok. Sayı topladığımızda ne olmuş? 9 santimin altında kalmış. Bize kaçtı? 9.5 santimli. Burada kaç vermişiz? 9.5 santime gelmemiz lazım. Aslında şuralar olacak. Bunu da aşağıya indirelim. Şöyle. Şimdi buralardan bir kesip ölçümüze bakalım. İki ucu birleştiriyoruz.
Evet. Gerdirdiğinde bakıyoruz. İnşallah darılmamıştır. Olmamış. Güzel. Diğer kafayı dolduğunda bu iş bitecek. Şimdi burada tabi delikleri açmak durumumuz var. Dur, diğer tarafı da kontrol edelim. İkisi de aynı. Evet. Güzel. İkisi de aynı. Şimdi bunu da diğerine göre artık kesebiliriz. Şekil neredeymiş? Şurada. Artık bunu da buna göre ayarlamamızda hiçbir mahsur yok. Şöyle daha iyi görürüz. Evet, böyle bir işaretledik. Artık diğerinde nereden keseceğimiz belli. Evet. Evet. Şimdi burayı ne yapacağız? Deleceğiz. Dikiş delikleri açacağız. Sonra deleceğiz ve dikmeye başlayacağız. Evet, şu banttan çekeceğiz kenarlara. Bu siyah, arkası ipli bant. Poli bantı şeklinde. Ama daha farklı bir bant. Bu kravatçıdan istediğinizde size rahatlıkla verebilir. Boya bakıyoruz. Evet. Şu şekilde koyduk. Bunu bir boyunu iki kanada birden kullanacağız. Ziyan etmeyeceğiz yayı. Gerek yok o kadar kullanmaya. Evet. Bir kenara kaldıralım. Şimdi baktığımızda şuradan, tam ortadan
kesik atıyoruz. Mümkün olduğunda ortadan, mümkün olduğu kadar. Evet, birinci parçayı aldık. Bu bantı niye yapıştırıyoruz? Dikiş esnasında bize kuvvet sağlıyor Winnex'in yırtılmaması için. Bilmiyorum, benim bulduğum, kendi bulduğum bir yöntem. Ama hani çok işe yaradığını söyleyebilirim. Çünkü ip dikiş esnasında Winnex'i kesebiliyor. Kesmemesi adına yine tam ortaya getireceğiz, yapıştıracağız. Evet, şuradan nereden gittiyse. Evet, bunu yapıştırdık. Şimdi diğer tarafı da diğerinin üstüne getiriyoruz. Bu bize delerken her iki tarafında karşılıklı kaydırmadan delmemizi de sağlıyor. Dikiş delikleri açısından söylüyorum. Evet. Evet, şöyle üstünden geçersek bu tamamdır. Bakın, bir boru haline geldi artık. Diğerine de aynı işlemi uygulayacağız. Eh, bir de şöyle parmağa yapışmama huyu olsa, olmasa daha doğrusu. Getirdik. Bantı diğerinin üstüne yapıştırdık. Evet. Artan kısımları kestim. Burada gördüğünüz gibi boru haline geldi. Bunun da artan kısımlarını kesiyorum. Kestik. Tamamdır. Şimdi dikiş yapacağımız deliklerin yerlerini ne yapıyoruz? Kalemle işaretleyerek belirliyoruz. Normalde cetvelle 1,5 santim alabilirsiniz. Ama ben göz kararı gideceğim. Bu şekilde izler bırakarak, beyaz kalem bu iş için ideal. Açık renkli bir materyal üstünde çalışıyorsanız farklı kalemler kullanabilirsiniz. O size kalmış. Göz kararı. Gidiyorum. Dediğim gibi bunu ölçekli de yapabilirsiniz ama ben vakit kaybı olsun istemiyorum. Yetişecek bayağı bir iş var. Arada bu videoyu sıkıştırıyoruz işte. İstekler olduğu için. Umarım faydalı olur. Evet. Birinciyi bitirdik. Görüldüğü üzere işaretledik. Diğerinde sıra. Çok dar yapmıyorum. Yani birer santim yaptığım zamanlar da oldu. Ama bayağı uğraştırıyor dikerken.
Ama özel istek üzerine olabiliyor. Sıkı dikişli istiyorlar. Sıkı dikişli istediği zaman mecbursunuz. O zaman 1 santime kadar düşüyoruz ama bu ortalama 1,5 santimlik bir ölçü. Dediğim gibi sizin takdirinize kalmış. Evet. Şimdi bunları deleceğiz. Tavanda bıçağın ağzı bozulmasın diye kalın bir deri kullanırsak maketa cinsi bir deri faydalı olacaktır. Eski işlerden alınan derimiz bu. Siz mukavva da kullanabilirsiniz. Karton. Çok dibe yanaşmıyoruz. Ama çok yukarı da gitmemek lazım. Mümkün mertebe işaretlediğimiz yerlerde. Eğri büğrü gitmeyelim. İlk başlarda olur ama birkaç kez yaparsanız iş düzgün oluyor. Bu yay yapımında ağaçtan, deriden, dikiş işlemlerinden yani ve tasarımdan anlamanız lazım. Çok yönlü bir iş. Evet, şimdi bantımızı kesebiliriz. Hemen ortadan zaten kendi bir yer oluşturmuş durumda. Boşluk var. Bunu kesiyoruz. Acele etmeden, bir nekse zarar vermeyelim. Ortada bir kanal oluşuyor zaten. O kanalı takip edersek bize yol gösteriyor. Evet, aşağıya zarar vermeden gördüğünüz gibi kestik. Bunu kestikten sonra yapmamız gereken şu yanda gördüğünüz gibi artan bant kenarları var. Bunları yok edeceğiz. Binnex'e çok zarar vermeden, derine girmeden. Bunun için bıçağımızın ucunu yenilemekte fayda var. Eğer bir tık kırarsanız bıçağınız bileylenmiş olur. Evet, bu tarafı aldık, temizledik. Sıra öbür tarafta. Binnex'e hiç girmiyorum. Sadece artan kısımlar kenardaki. Yoksa ölçüyü bozarsınız. Evet. Kanadımızın birinci kısmı bitti. Artanları aldık. Evet. Bunu kaplayacağız. Evet. Az evvel yaptığımız gibi bantımızı tekrar yapıştırdık. Yay boyu kadar. Diyeceksiniz ki bu ne işe yarayacak? Bunu da yayın sırtına yapıştıracağım. Amacım dikişi yaptıktan sonra derinin altından şey gözükmesin. Şu alttaki PVC'nin rengi ve dokusu gözükmesin.
Bu tehlikeli bir bant, birbirine yapışırsa bir daha maalesef sökemiyorsunuz. Yapıştırdığınız yerden sökülür de kendine yapışırsa sökülmez. Evet, şu şekilde alıyoruz. Sırtın içinde kalsın. Yani şunu şu şekilde dikerken altta siyah bir fon olursa PVC alttan gözükmüyor. Bu tamamen estetik kaygıyla atılmış bir bant. Yoksa bunun bir şeyi yok. Yani sağlamlık veya başka bir derdi yok. Tamamen görsel olarak aşağının gözükmesini istemiyorum. Şu deliklerden, dikiş deliklerinden aşağısının gözükmesini istemiyorum. Evet, bunu diğer tarafa da yapıştıracağız. Sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Öyle bir parça kalmış. Bunu alalım. Gerçi ipin altında kalacak. Bu kısım gözükmeyecek. Ama olsun. Gene de alalım. Evet. Son kalan artık yerler varsa onları da şimdiden temizlemekte fayda var. Bu bant da her yere yapışır. Evet, şu şekilde kenarları temizleyebiliriz. Evet, burada yapacağımız iş bir miktar yapıştırıcıyla Minnex'i sabitlemek. Neye sabitliyoruz? Tabii ki el kanadını. Bir tur gidiyoruz. Ya bolca sürmeye gerek yok. Maksat kaymasın. Biz dikerken deri, daha doğrusu suni deri kaymasın. Bu şekilde yedirelim. Zaten PVC derviyi tutmaz. Ama bir lastik gibi, yani kaydırmaz lastikler falan var ya, halıların paspasların altına konur. Onun gibi bir kaydırmazlık özenliği kazanacak vinil. Yok şöyle uzun uzadıya bir yapıştırma özelliği yok. Yalnız dikildikten sonra gerdirdiği için fevkalade bir yapışma sağlıyor uzun vadede. O ayrı bir konu. Bir de yüzeye yapalım. Şuradan işaretlemiştik. Neredeydi işaretimiz? Evet, burada. Evet. Şurasında 48'den işaretlemiştik. Ve 8'e kadar da bir tek ince şerit atsak maksat tutsun. Kaydırmasın. Ve bol bol sürmeye gerek yok. Zaten bunu yüzeye yaydığımızda hemen hemen tüm yüzeye yayılacak. Evet. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey, yayı alıyoruz bacağımızın arasına. En doğru yöntem bu. Buradan kabzenin altına gelecek şekilde, bakın gördüğünüz gibi rahat tutabiliyorum. Derbinin amacı buydu. Yapıştırıcının. Evet. Ne aldık bunu?
Dikişi ortalayacağız, dikiş eğri olmasın diye bunu tam yapıştırmak durumundayız. Evet. Bazı yerlerde ayarlarımızı yapıyoruz. Evet. Burada düzgün. Şurada bir kayma var. Böyle çevirdiğimizde bakacağız. Eğri bir de olmayacak. Hafif atmalar olabilir. O dikişin altında pot erir. Çoğunlukla. Çok abartılı bir hata yoksa. Neyse. Evet, bu tamam. Artık gördüğünüz gibi yüzeye yapıştırdık. Şu kısım dikildikçe, ilerledikçe yapışacak zaten. Evet. Yes. Tamam. Gelelim basit dikme işlemimize. Fakat şunun kapağını kapatalım ki uçmasın. Burada açık renk kullanmayı tavsiye ederim. Hani dikiş kendini göstersin diye. Çünkü deri koyu, malzeme açık olmalı. Peki ölçüyü neye göre yapıyoruz? Şöyle bir aldık. Şurada iğne payını bırakıyoruz. Aldık. Aynı yerden bir daha aldık. Aynı yerden bir daha alıp. Normalde bunu iki iğne ile tek seferde çapraz dikiş yapabilirsiniz. Ama ben bir tur gidip bir tur gelmeyi daha garantili görüyorum. Basit bir iğne, yorgan iğnesi. İki ucu eşitledim. Attığım iğnemi de eşit pozisyona çektim. Artık birinci tur iğnem hazır ilk dikiş için. Yapacağım iş basit. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu? Evet. Hemen birinci turda çapraz gidecek şekilde. Evet. Alıyorum. Baş parmağımın altına diğer ucu şöyle bir gizliyorum. Bana bakıyorum, bir boşluğunu alıyorum. Bu sütçülerin kornasından nefret ediyorum. Evet, attığımızda şu şekilde ilk dikişimizi attık. Bilmiyorum gözüküyor mu? Gözüktüğü kadar. Çok detaya giremiyorum. Sonra yine parmağımla tutarak, bakın kaydırmayarak, her seferinde yandan çapraz gidiyorum. Evet. İşte bant burada ne yapıyor? Arkadan şu kesme işlemini engelliyor. İpin deriye zarar verme kısmında gerçekten çok işe yarıyor. O yüzden o bantın bu konusunda vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Şöyle kenarlarım takılıyor. Normalde ben bunu tabi kucakta dikiyorum sandalyede. Ama burada görülebilsin diye havada dikiyoruz. Normalde sandalye oturup ayağınızın iki bacağınızın arasına aldığınızda dizlerinizin arasında çok daha rahat dikersiniz. Tabi uzun uzadıya bir sertliğini dikmeyeceğiz, göstermeyeceğiz. Evet. Şu şekilde birinci turu gidiyoruz. Şu şekilde. Evet. Birinci turu diktik bitirdik. Gördüğünüz gibi. Şöyle görünürse daha iyi. Şimdi tersten tekrar geleceğiz. Bunu da göstereyim. Kameramızı bir ayar verelim. Evet. Tersten tekrar geleceğiz. Aynı yaptığımız dikişin
tersinden gideceğiz. Şuradan geçiyoruz. Sonradan kesebileceğimiz bir düğüm atıyoruz şu istikamette ki ip boşalmasın diye, dikiş atarken sıkı olsun diye. Evet, şuradan sıktık. Evet, düğümümüzü attık. Basit bir düğüm atabilirsiniz yani. Bantın altından gene girdim. Evet. Çektiğimde artık çapraz dikiş elde etmiş oldum. Çapraz dikiş çok şık bir dikiş. Genellikle Çin mi yaylarda bunu 3 santimden falan atarlar. Yapıştırmadır çoğu. Ama ben daha sıkı dikişin daha şık durduğunu düşünüyorum. Yayımız tabi EPG yaylara göre, epoksi fiberglass yaylara göre biraz etli bir yay. Eğer biz bunu EPG şeritle yapsaydık yarı kalınlığında olacaktı. Ama maliyeti de 8-9 kat fazla olacaktı. Belki daha fazla. Ya yani onu ucuza mal edebilmeniz için çok sayıda almanız lazım. O da Çin'den falan geliyor. O malzeme. Türkiye'de çok pahalı. Dediğim gibi metresi 100 lira civarında. Kargosu şu sorusu dahil. Ama biz 1 metrelik kullanmıyoruz. 130 santimi herhalde 120 lirayı falan buluyor. Belki daha fazla. Dört tane kullansanız sırf 500 lira o eder. Daha onu yapıştırması vesairesi, tesviyesi, şu sulusu. İşte gördüğünüz gibi derisi, dikişi ya 10 katına çıkıyor maliyet. Bu yayın dezavantajı, bir yandan dikerken de konuşalım. Dezavantajı dediğim gibi EPG yaylara göre biraz daha ağırdır. Onlarla yay yaptığım zaman ortalama maksimum 370 gramdır en fazla. Yarım kilo bile değildir. Ama bu yaylar yarım kiloyu geçer. 700 gram, 800 gramı bulabilir. Genelde 600 gram falan geliyor ama. Tabi yaptığımız yayın libresine göre de değişir. Burada 40 libreye ulaşabilmek için materyali biraz kalın kullandık. Fakat her halükarda bu yaylar eşinizle, dostunuzla, ki o tip videolar da var. Belki ileride koyarım. Eşinizle, dostunuzla dağda, bayırda rahatlıkla atış yapabileceğiniz, keyifli atışlar yapabileceğiniz. Sonuçta herkes turnuvaya katılmıyor. Maksat spor. Evinizde de aksesuar olarak gayet güzel. Eğer güzel bir de stand bulursanız, ki benim asıl işim şu an stand, standla uğraşıyorum. Güzel bir de duvar standıyla veya bir masa standıyla çok şık bir aksesuar olarak da duruyor. Gösterişli duruyor. Aslında o yaylardan daha gösterişli. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar yazmış, bazı arkadaşlar, bu yay geleneksel yay değil. Ne peki? Yani geleneksel yayın tanımını yaparsanız sonra o tanım üstünden bir yayı eleştirirsiniz. Peki bu yay ne? Muhtemelen insanlar Osmanlı yayıyla, boynuz yayıyla, yani tendonlarla ve boynuzla yapılan yayı geleneksel yay olarak kabul ediyor.
diğerlerini etmiyor. Halbuki yanlış. Porsuk ağacından yapılma İngiliz longbowları da geleneksel yaydır. Veya bir Amerikan yerlisinin, bir Kızılderili'nin yaptığı yay da geleneksel yaydır. Geleneksel yay şu demektir. Sade, yalın, üstünde herhangi bir yardımcı nişangah, ok taşıma aparatı, denge çubuğu vesaire olmayan yaylardır. Yalındır. Evet, en son düğümü attık. Burada tavsiyem şu düğümün üstüne biraz Japon yapışırsı dökmenizdir. Tabii bende var mı, kaldı mı? Elbette ki vardır da nerededir? Ay. Acaba nereye koyduk? Aslında kutu kutu var da. Lakin bulmak lazım. Onun ucu donmuştu. Eğer açılırsa işimize yarar. Aksi halde yeni bir kutu açmak durumunda kalacağız. Evet, açıldı. Bu kısma Japon dökelim. O baş kısmına da dökelim. Yine o düğüm attığımız yere. Sonra burada temizleyeceğiz zaten tekrar. Japon olduktan sonra baktık donmuş. Güzel. Kalan kısımları keselim. Kestikten sonra da bu mumlu ip. Mumlu ip olduğu için çabucacık yanar. Ve sonra parmağımızı şöyle üstüne bastıralım ki düğüm sonradan tekrar açılmasın. Evet, yapıştırdık, yaktık ve sonra üstüne şöyle bastırdık. Bu kısmı tamamladık. Şimdi şu kısımda da aynı işlemi yapalım. Artıkları bir temizleyelim. Bunların üstüne daha sonra bant çekeceğiz, elektrik bantı. Ve o bantı çektikten sonra da tekrar temizliğimizi yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir dikiş oldu. Muazzam şekilde sardı. Şöyle bakarsak daha iyi olacaktır. Dikiş düzgün. Sırt pürüzsüz, bir kabarıklık yok, potluk yok görüldüğü gibi. Gayet güzel, şık bir dikiş oldu. Şimdi diğer tarafı da bitirelim. Ondan sonra devam edelim. Gel bakalım. Gel kızım. Gel. Rahat bırakmayacaksın, değil mi? Gel. Gel. Evet, bende bir sürü kedi var. Bu beyaz olanı Ankara kedisi. O da Latte. Duymaz, sağırdır. Ama baş tacıdır. Onarsız olmuyor. Çocuklar büyüdü. Şimdi çocuklar bunlar. Hiç gitmezler. Sürekli böyle takılırlar. İşe yaramaz çıraklar. Ne yaptın? Yedin mi? Yedin mi kızım? Tamam mı? Hadi git artık. Hadi git biraz uyu.
Ne var? Yedin ya. Bak bunu da ye hadi. He? Yiyecek mi? Hadi ye. Hadi. Yemeyeceğim. Yemeyeceksen git artık. Hadi işim var ama. Hadi. Evet, yayımızın her iki kanadını da bitirdik. Muntazam bir dikiş oldu. Çok da güzel bir form oluştu. Bence güzel oldu. Şimdi kabze kısmına deri yapacağız. Normalde aynı deriden yaparım. Hani buradaki bütünlük sağlansın, devam etsin diye. Ama sanırım daha açık renk bir deri düşünebilirim. Bakalım ne yapacağız.